Arkadaşlar ağacın tepesindeki 3. günündeyim. 3 gündür maalesef ağacın tepesinden inemedim. Bakın aşağıda şerefsiz beni bekliyor, bakın görüyor musunuz? Ağacın tepesinde öyle çok kaldım ki gördüğünüz gibi artık ağaca tutunmadan havada kalabiliyorum. Bu beceriyi geliştirdim. Hatta arkadaşlar geçen yine bir helikopter geçti. TÜBİTAK'tan geldiler. Dedim bak şu aerodinamiğe bak dedim. Yani başvurdum arkadaşlar bilimsel yarışmaya. Dedim havada kalabiliyorum. Yani ellerimi bir yere dokunmadan artık havada kalabiliyorum. Oksijene tutunuyorum dedim. Ama maalesef kaybettik arkadaşlar. Organik hoşaf komposto ve çalkalanmadan çalkalanmış gibi olan ayran projesi birincilik ödülü aldığı için maalesef bizim projemiz böyle kaldı arkadaşlar. Ben de böyle kaldım. Ya dedim kardeşim en azından dedim bir şehre mehre atın, benim adaya atın beni dedim. Dedi hayır, salak salak konuşma dedi. Daha önce dedi hoşaf yaptın mı dedi. Dedim yapmadım. Yapsaydın dedi bu helikoptere binebilirdin. Ama senin gibi aşağılık bir adamın dedi buraya binmeye bile hakkı yok. Biraz da hak verdim arkadaşlar. O yüzden ben de kendi şerefimle hala askıda kalmaya devam ediyorum. Bakın şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın elimi ağacın içinden bile geçirebiliyorum. Yalnız arkadaşlar iyice acıkmaya başladık. Yalnız şöyle de bir şey var, aşağıdakiler de acıkmaya başladı gibi. Tabii ya, bakın Teo orada bekliyor bak. Bizim bot nerede ya? Direkt bota koşup aslında arkadaşlar koşarak kaçabiliriz ama ya yakalanırsak? Yani tek sıkıntı da bu değil ki arkadaşlar. Bakın bunun yanında ne olduğu belli olmayan bir hayvan vardı. Su aygırı mı artık nedir? Yılan vardı. Bir de bundan birkaç tane daha vardı. Vay anasını satayım ya. Şu hayatta pozitif olan tek şey benim kan grubum arkadaşlar. Nasıl yapsak ya kaçsa? Aa bot orada arkadaşlar. Botu buraya. Bot orada. İnşallah bunlar botu delmemişlerdir ya. Gece kaçamam ya. Gece bunlar aşağıda bir şey var mı acaba ya? Aşağıyı göremiyorum işte. İşte bir o konuda kendimi geliştiremedim. Yani şu yeteneğim var ama yalnız şu performansımla Survivor'da bütün ödül oyunlarını tek başıma kazanırdım. 3 gündür tepede bekliyorum. Asılı kaldım ya. Vallahi öyle çok yaklaşma böyle. Eceline karşı yaklaşma öyle çok. Ya arkadaşlar kaçacağım ya. Zaten şu an ağaçta asılım duruyor. Yerin üstünde bir adım üstündeyiz zaten. Şuradan bir üflese sokacak bizi ya. Kaçıyorum ya. Arkamda göremiyorum ama Allah'ım ya. Allah'ım. Gel. Topukluyoruz arkadaşlar. Topukluyoruz. Ne oldu lan? Ha? Vallahi gebertirim bana ha. Caz yapma bana. Yani galiba şunun bizim ada olması lazım. Diğeri değildir galiba. Yanlış gidiyorsak neyse olsun. Biz yanlış yaparız ama kesinlikle yanlışlıkla yapmayız. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Yalnız biz ses geliyor ama. Ana! Oo kardeşim! Aşağıda köpek balığı. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Ses Clay! Arkadaşlar bu... Ölümcül Tehlike'nin 3 filmini birden izledim kardeşim. Burada yaptığın hareketin hiçbir şeyi yok yani. Saygıdeğer bir yanı yok. Ya arkadaşlar insan önce bir köpek balığı olmadan önce terbiye olacak. Lan bu ada bizim adamıydı ya. Yanlış mı geldik ya? Neyse arkadaşlar gidelim de. En olmadı öteden bir bakarız. Sonra yine kaçarız. Dayı yanlış geldin, dayı yanlış gelmişsin, yanlış. Sağa döneceksin. Arkadaşlar bu bizde mi? Bizde kafa mı buluyor ya? Bazen ulan diyorum kendime. Sonra lan ulan konuşma diyorum. Önce öyle bir indireceğim. Alo! Şşş! Gebertirim. Evet maalesef yanlış geldik arkadaşlar. Maalesef kendi adamız değilmiş burası. Yani dalgalar bizi buraya kadar getirdi. Bu arada adayı su basıyor gibi. Sular boğuluyordum kardeşim ya. Bak diyor orada gördüm ya. Yengeçe bakın ya. Bekliyor ya. Bu ışınlanmış ya. Bunda teleport var ya. Ya şimdi bizim abicim bot gitmesin de. Bot! Gel oğlum. Gel kardeşim gel. Gel. Yine fırtınaya yakalandık ya. Şuraya girelim bari. Yalnız bu akıntı bizi götürmesin. La yırmağa gidiyorum la yırmağa. Arkadaşlar sular öyle bir yükseliyor ki. Allah Allah biz buraya sanki bizim ada mı burası ya? Bizim adaysa ne ara bizim adayı? Yo bizim ada değilmiş ya. Bunları alalım. Vallahi bunu da alırım ha. Vallahi hepsini alırım bak ha bunların. Bir tane daha var zaten bunun. Şurada birazcık zaman geçirebiliriz arkadaşlar. Vallahi çok demire yakın durmayalım da kafamıza seker meker yıldırım düşer. Aa tekerlek. Ooo. Boğuldum kardeşim ya. Allah sıkırma. Boşalt lan adayı. Boşalt. Dal lan. Arkadaşlar gidiyor. Aa bu ne lan? Bunları da birazdan alalım. Ya buradan sıkarsam o yengeci vurur muyum acaba? Onu hesaplayacağım. Vallahi. Ulan inşallah silah su kaçmamıştır ya. Vallahi gidiyorum arkadaşlar. Kim kimin adasına sahip çıkıyor bir görelim bakalım. Hadi. Hadi bakalım hadi. Bak Teo orada bak gördüm. Nişancı gözlerimle gördüm. Şu anda okuma aldım. O ne lan öyle? Nereye geliyorsun? Nereye? Al bakalım hadi. Bak kardeşim. Kardeşim. Kalkanı kapat kalkanı. Gel lan buraya gel.
Ne oldu lan öyle? Aa, salak gelemiyor arkadaşlar, buraya gelemiyor gerizekalı bak. Bu kadar yeteneksiz, ahmak, şerefsiz. Ya kardeşim bak git. Arkadaşlar ya vuracak hiçbir şey yok ya, vuracak hiçbir şey yok ya. Şu attığımız oklar nereye gitti ya, onlarla tekrar sıkalım buna ya. Ya arkadaşlar bu çok sorun değil de. Şöyle bir koşarak bir keşfe çıkalım bakalım. Evet geliyor, şerefsiz geliyor. Allah Allah ya, az önceki adanın birebir aynısı. Yoksa volta atıp tekrar mı geldik ya? Ya bunlar teşkilat ya arkadaşlar, bunlar teşkilat kurmuş buraya ya. Ya bu ne ya, o küçükleri de var ya, Allah Allah. Taşı alalım bari de taşla vururuz. Ya şuraya bak ya, kıstırdılar arkadaşlar ya, beni mojine hattına aldılar ya, baksanıza şuraya. Vallahi yorulduk ya kardeşim, yoruldum ya, dur ya, kösüldüm ya, oruçluyum ya, dur ya. Arkadaşlar çaktırmadan, zaten buraya gelemiyor bu mal. Evet şimdi bir tane şöyle taştan şey aldım. Şuraya bir yavaştan arkadaşlar şu. Yok şunu, onu alacağız, onu alacağız, dur. Küreğimizi bir bırakalım şuraya. Biz bunların kökünü kazıyacağız arkadaşlar. Buraya bıraktığım odunlarından alacağım. Oo, bayağı derinmiş ya. Ya şöyle kafasına şöyle vurabileceğim bir şey lazım ya. Gel lan buraya, gel. Gel lan buraya, gel. Gel tek tek gel, tek tek gel. Ayrıl da gel. Ayrıl da gel koçum, ayrıl da gel. Hava karardı, gel. Tek. Tek attım, tek. Bir tane sen tek at. Evet tek atmamışım maalesef. Göremiyorum da ya. Evet kaçalım şimdi. Evet maşallah ölüyoruz şu anda. Ne yapsak? Kendi adamıza mı gitsek acaba? Gelsene sen buraya, geç oraya, gel buraya. Gel buraya, gel konuşalım, burada konuşalım ya. Tek başına bir gel bakalım, gel. Allah'ım sen be, onu benim elime düşür de gerisini ben hallederim ya. Gebertirim bak ha, bana bak. Alo. Ya arkadaşlar yok ya, bunlar teşkilat çıktı ya. Gece gece çıksak nasıl yapacağız ya? Kaldık burada ya. Aa kara göründü. Kara göründü arkadaşlar, evimize geldik, bulduk. Evimize geldik. Evet o yengeçlere bağışlamak zorunda kaldım. Maalesef adadaki yengeç nüfuzunu ellemek istemedim. Bu arada gelirken arkamdan köpek balığı koşturuyordu ama galiba gitti arkadaşlar. Ya bu sefer yalnız bir, yani bir ses kasıyorum da bir. Sanki geliyor gibi ama. Aa köpek balığı longta. Bak yok arkadaşlar ya, halüsinasyon görmeye başladım ya. Evet evimize geldik arkadaşlar, evimize geldik. Gel 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 gel. Hayır en azından küçücük ama ne saçma sapan yaratıklar var ne şeyler var. Aha. Şşş. Ters döndü ya, bu nedir ya? Maşallah takla attı ya. Ne lan, neyin üstüne geldi lan o? Şimdi arkadaşlar ben geldim, hemen bir hazırlığını yapayım evin. Evet botumuzu yanaştırdık. Bu arada botun içinde yiyecekler var. Bunları alalım. Bundan vardı zaten. Zulamız var mı? Zulamız yerinde duruyor mu? Yani peki. Yani burayı sanki bir yağmalanmışız gibi geldi bana ama neyse bakalım. Hadi alanın. Allah haram zıkkım olsun biri aldıysa bir şeyler. İşte motorumuz falan burada bakın. Aldıklarımız burada. Bu gece uzun bir geceydi. Gerçekten çok sinirlendim o gerizekalılara. Yine arkadaşlar bakın çok sinirlendim ya. Ama onların da kökünü kazıyacağız. Fakat arkadaşlar okla mokla olacak işler değil bunlar. Kendimize bir tane tabanca yapacağız. Tabancayla ateş edeceğiz bunlara. Zaten kendi kendilerini perdeliyorlardı. Ondan istifade, arkalarından sıkacağız. Çünkü biz sırttan vurmakta biz gayet iyiyizdir. Yani bize zengin olamadık belki ama bize çok mal gördük arkadaşlar. Neyse şimdi uyuyacağım. Çünkü bu gece uzun bir geceydi. Hadi Allah rahatlık versin. Ne uyuması lan? Gece mi oldu lan? Ha? Ne uyuması? Tabii ki uyumayacağım arkadaşlar. Kendi kendimi tufaya düşürdüm, gördünüz mü ya? Allah Allah ya. Düşüren de benim, düşürülen de benim ya, maşallah ya. Gidelim su tesisatımızı yapalım hemen. Bunları buraya koymuşuz. Yalnız şunları ileri koyalım da kendimize bir depo yaparız yine. Yeni bir güne daha uyandık arkadaşlar. Güneş maşallah bizi adeta yakıyor. Geçenki bir fırtınaya kapılmamızdan daha iyidir. Şu anda maşallah her şeyimiz var arkadaşlar. Karnımızı ve su ihtiyacımızı da doldurduk. Apple Watch'umuzdan gördüğünüz üzere. Yalnız arkadaşlar tek sıkıntı, taş bulamıyoruz. Taş bulabilsek muhteşem şeyler yapabileceğiz. Fakat taş bitti. Yani taşı anca diğer memleketlerden bulabiliriz. Aa taş. Bir tane buldum arkadaşlar. Elimdeki taşla palmiye ağacı kesmeye çalışıyorum. Ve kestim arkadaşlar. Gerçekten hiç ümidim yoktu. Ama kestim gördüğünüz gibi. Allah Allah. Şu palmiye yapraklarını alalım çünkü bunlar çok işimize yarıyor. Ya artık yemek ve su konusunda pek problem yaşamıyoruz. Yalnız şeref ve haysiyet konusunda büyük problemler yaşadık. Gerçekten de içerledim yani. Adamlar bizi yani resmen tokatladı yani. Vay anasını satayım ya. Ağaca bak ya. Gravity açmış biri ya burada. Hiçbir ağaç doğru düzgün durmuyor arkadaşlar. Vurduğum ağaç uçuyor ya. Allah. Allah yine fırtına başladı. Aman aman aman, çamaşırlar kaldı.
Fırtına da uyuyordum. Yani birden böyle bir şey dürttü beni yani. Böyle bir çok sinirlendiğim için. O ne lan öyle? Ha? O şerefse de öyle. Bu ne lan böyle? Aa, Atari bu arkadaşlar. Atari'deki şeyi yakaladık ya. Evet işte dediğim gibi. Uyurken birden beni bir şey dürttü. O aklıma geldi. O yengeçlerin bana o yaptığı o şakalar. Beni öyle kıstırmaları Çok sinirlendiğim için. Bu sefer arkadaşlar bu konteynerların içine malzemelerimi koyup zaten şu anda bakın her şeyi fullledim. Diyeceğim bir onlarla bir görüşeceğim bakalım bir görüşeyim bakalım bunlarla. Şimdi arkadaşlar lazım olan her şeyi koyuyorum. Burada balık avlayabiliriz. Okumuz bizde dursun. Yemek duracak. Okla şey duracak. Evet şuna da koyuyoruz. Balık olabilir. En kötü ateş yakarız. Bunu da alalım. Şimdi bunlar bizde bir dursun. Şunları alıyoruz arkadaşlar. Aa şey. Balta şeyimizi alıyoruz tabii ki. Kumpasımızı alalım. Bunu alalım. Evet. Su var mı su? Suyu da fullleyelim. Evet, su full arkadaşlar. Burayı da bırakıp gitmek saçma ama gerçekten. Aa palmiye şey. Bunları da alalım. Yettiği kadar. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidip Aa pardon, yanlış oldu. Aa bunu botun üstüne koyabilir miyiz acaba? Bir deneyelim hemen. Evet, durmadı. Maşallah çok güzel. Evet şimdi defolup gidelim arkadaşlar. Şimdi aynı adaya gideceğim. Yalnız bu sefer acaba diğer adaya mı gitsek? Diğer ada sanki daha tehlikesiz gibiydi. Şu muydu o? Neyse herhangi birine gidelim. Konteyner. Doğru düzgün dur la. Ulan bunlar da salaktı arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Aa buraya da bir şeyler koyabiliriz. Neyse zaten koyulacak bir şey kalmadı gibi. Şimdi biraz daha takıldık kardeşim ya dur. Şimdi biraz daha uzağa gidiyorum. İnşallah köpek balıkları bizi çevirip pasaport sormazlar. Çünkü pasaportumuz yok. Şu anda dalgaların geliş hızı ve rüzgar hızını hesaplarsam şayet. Bu arada nüfusumuzun %70'i matematiğe hiç ilgi duymuyormuş. Yani matematiği pek anlamıyormuş arkadaşlar. Neyse ki ben o %45'in içinde olduğum şu anda net bir hesap yapabiliyorum. Birazdan şurada olacağız. Maşallah suyun rengi bir değişiyor gibi geldi bana ama işte bir doğa olayı yani. Şimdi oraya gittiğimde kenara yerleşeceğim. Hemen öyle bodozlama girmeyeceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çünkü o arkadaşlar elimde hiçbir şey olmadığı için bunları avlayamıyorum. Yani bazen mantıklı hareketler yapmak gerekiyor. Mesela geçenlerde adaya düşmeden önce bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Kafa zehir ya. Niye kendime zulmedeyim ki? Bu arada yine gelene kadar hava karardı. İşte yani tam burada hava kararıyor biraz kötü oluyor. Ay mı doğuyor? Jüpiter mi kardeşim? Nedir bu ya? Bu biz bir çok yakınız yoksa ya. Evet yine geldik lanet olasıca yere. Kimse var mı? Alo. Yardıma geldim. Çok yardım severimdir. Bütün yardımları kabul ederim. Arkadaşlar bunlar salak arkadaşlar. Bunlarda idrak yolları enfeksiyonu var ya. Bunlar nasıl kelime oyunu yaptım ama işte burada bile kelime oyunu yapıyor. Ne yapsak insek mi ya? İnelim. İnelim de o su aygırı şimdi koşturacak bizim peşimizden. Şöyle çaktırmadan ilerleyelim bakalım. İşin kuralı bu arkadaşlar. Fark edilmeden gideceğiz. Fark edilmeden. Evet yengeçleri gördüm şu anda. Bir tane de hayvan gördüm. Bakın onu da avlarsak çok güzel olur. Kendimize çakı yapıp hemen hepsini indirebiliriz. Önce şu büyük olanları indirmemiz lazım. Bakın şurada iki tane de hayvan var. Onları da indirirsek arkadaşlar. Onları indirirsek şayet derileriyle kendimize cihazlar yapabiliriz. Bakın şimdi bir tane sıkıyorum sizin için. Maşallah. Bunların büyüğü olması lazım ya. Bunların büyüğü biraz bizi kovalayacak gibi geliyor. Ama yine geliyor salak ya. Oh! Evet şimdi kaçıyoruz. Fark edildik. Evet şu anda bir tane yılan tespit ettim. Çalıların arasına... Allah! Öküz orada öküz. Bakın yine aynı yere geldik ya. Arkadaşlar durun. Bu sefer müthiş bir plan yapacağım. Durun. Evet şu anda çaktırmadan taşları topluyorum. Taşları toplayıp hemen koşacağım. Arkadaşlar indirdim. Adeta bir bordo bereli gibiyim ya. Çok yavaş yavaş arkadaşlar çok yavaş. Arkalarından teker teker avlayacağım hepsini teker teker. Ah bir tanesini daha gözüme kestirdim. Onun da arkasından dolanıp onu da indireceğim. Allah gördü. Bayağı da çıkıyor ya ben bunu çıkamaz diye. İşte salak herif ya. Adam öyle paramparça ederler benim canımız. Kim kaldı lan başka? O büyük kaldı arkadaşlar. O biraz sıkıntı. Yok mu başka öteki dünyaya geçmek isteyen ha? Aha var. Bir tane daha. Seni de bundan avlayacağım. Gel.
Evet, şu anda sokulduk arkadaşlar. Bizi tufaya getirdi gördüğünüz gibi. Şerefsiz. Gel buraya gel. Yalnız yalandan koşuyorsun bak, yalandan koşuyorsun. Evet, bunu da indirdik. Zor oldu. Sokulduk maalesef. İlaç yapmamız lazım. Ama olsun. Büyüyor orada ya, büyüyor orada ya. O çok sıkıntı. Evet, şu anda düşman olarak bir adet yılan, bir adet öküz. Ya şu öküzü nasıl indiririz ya? Bu öküzü indirebilsek her şey daha kolay olacak ama ok da yok ki. Maşallah, burası da taş cenneti, taş cenneti ya. Aslında şu yılanı da bulabilsek onu da bir kafasına vuracağım ama bir sürü ok yapacağım. Hepsini buna sıkacağım. Evet, şu anda okumuzu yaptık. Şöyle çaktırmadan sıkmayı deneyeceğim. Yılan olur mu acaba? Biraz daha yaklaşalım. Gel buraya, gel 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 gel. Kaçma, gel. Allah. Allah. Ya arkadaşlar, buna işlemiyor ya. Buna işlemiyor. Gel. Gel bakalım, gel. Evet, şu anda biraz daha kötüye gidiyoruz. Şu anda kaçıyoruz. Şu anda kaçıyoruz. Sanırsam suya girersek bu gelemez. Evet, gelemedi. Gerçekten bize karşı biraz ayıp oldu gibi geldi ama. Bekle bekle, ok yapıp geliyorum. Bekle, orada dönmeye devam et. Bekle. Dönek. Tamam 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 tamam, git 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 oğlum, bak git, git. Gerçekten yaşam mücadelesi veriyoruz yani, dikkat etseniz. Aa, ok. Bak bak bak, hala koşmaya devam ediyor ya, dün geceden beri koşuyor ya. 2 gündür süren bir savaşımız var maalesef. Fakat biz açlıktan ölme tehlikesi geçirebiliriz yakın zamanda. Evet, 2 tane daha sıkacağım. Ne oluyor ya buna? Arkadaşlar, hiçbir şey olmuyor buna ya. Vallahi sarsıldı ya. Allah Allah, bu İsmail Yaka bomba mı ya? Bu ne bu ya? Böyle kafa amortisörlü bunun ya. Arkadaşlar, yani tek vuruşluk canımız var şu an. Gerçekten çok riskli. Yoksa yani dalarım ama. Botta bir yemek olması lazım, konserve yemek. Evet, su ve yemek işte tamam, fakat canımız kötü. Yine şey, acaba burada takıldım arkadaşlar, buna vursak. Çaktırmadan okları alsak bir şey yapar mı acaba? Geri ver, geri ver, geri ver. Aa. Arkadaşlar, balona dönüştü, balona. Aa, indirdik. Maşallah maşallah, çok güzel oldu, çok güzel. Evet, şu anda bayağı bir şey aldık arkadaşlar. İhtiyacımız olan deri vesaire her şeyi aldık. Fakat şu anda yaralandığımız için canımız çok kötü gidiyor. O sebepten diğer adada, yanlış değilsem kendi adamızda, evimizde bandaj vesaire olması lazım. Hemen yetişebilirsek eğer oraya harika olacak. Fakat yetişemezsek maalesef yolda arkadaşlar denize batmak suretiyle dibi boylayabiliriz. Bir ton şey aldık. Yani bunlar bizi bayağı bir götürür. Daha da güçlenip geri geliriz. Zaten artık az çok biliyoruz bunların nasıl, bu şerefsizleri nasıl avlayacağımızı. Şu anda Apple Watch'umuz geberiyorsun diye ötmeye başladı. Bakalım yetişebilecek miyiz? Umudum kalmadı arkadaşlar. Yaklaşık 12 saattir kürek çekiyorum. Dermanım kalmadı maalesef.